Evet sevgili voleybolcular, yeni bölüme başladık. Fenerbahçe bölümüne başladık. Sarı lacivertler dün Kasımpaşa karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Yani Fenerbahçe için aslında Trabzonspor mağlubiyetinden sonra sezon tamamlanmıştı. Bundan sonrası tamamen formalite diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin bir Avrupa hedefinin de olacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki istiyorlardır. Tabii ki orada olmak, bulunmak istiyorlardır ama mevcut durum Fenerbahçe'nin öyle bir gücünün olmadığını gösteriyor. Hakikaten dün de izledik karşılaşmayı, beraber seyrettik. Yolda beraber seyrettik. Yani evet, Ozan'ın direktlerinden pozisyonu var, Vedat'ın kaçırdığı bir gol var. Evet, ilk yarı var. Ama bir anda maç 2-0'a geliyor, bir anda kopuyorsunuz. İşte oyuncular kopunca, onu bunu bırak da Mert Hakan geliyor mu? Bir anda böyle girdi değil mi? Mert Sen Hakan geliyor. Özellikle attığın tweetle bütün Fenerbahçe muhabirlerini şu an azılı hedefe olmuş durumda. Öyle bir durum mu var? Tabii. Yani şimdi Fenerbahçe muhabir arkadaşlarımız hepsini çok seviyoruz. Berkay bir tweet attı. Bu arada da paylaştı. Cuma günü. Öğlendi. Mert Hakan. Da son durum nedir Berkay? Herkes için Kasımpaşa maçını şu an izleyenlerimiz çok merak etmiyor. Etmiyor tabii ki. Doğru. Mert Hakan'ı daha çok merak ediyorlar. Sonra onu konuşuruz. Ben biraz şey yaptım. Onu biraz daha sonra yatar mıyız acaba? Klasik giriş yaptın. Ama Mert Hakan'ı söyle bana. Mert Hakan'la başlayalım. Mert Hakan bilindiği üzere uzun zamandır Galatasaray'ın bilgisi vardı. Evet. Ön anlaşma da yapıldığı konuşuluyordu. Hatta her şey tamam diye bayağı şey yapmıştık. Ama araya pandemi süreci girdi. Aha. İşte orada ücretlerde bir indirim istendi Mert Hakan'dan. Sonra bir düşünme payı istedi Mert Hakan. Tam bu devrede hani Max Kruse'de ayrıldıktan sonra, onu da altını çizeyim. Hani Kruse'de Fenerbahçe'de olmayınca Emre Belözoğlu bonservisi elinde olan şu anda ligde potansiyelli tüm oyuncuları Fenerbahçe'nin için açık hedef haline geldi. Demre Belözoğlu önümüzdeki sezon 10 numara değil, 8 numara, 2-8 numarayla oynayacak. Evet, 2-8 bir 6 numarayla oynayacak Fenerbahçe. Evet. Onu net olarak söyleyelim. O da söyleyelim. Senin bilgin, paylaş onu da bence. Yani 10 numaralı bir sistem olmayacak önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de. Tipik 4-3-3, bir tane 6 numara, iki tane de 8 numara şeklinde olacak. Bu profilde Mert Hakan hani birebir uyan oyuncuların başında geliyor ligde. Tabii, doğal. Ve bonservissiz geliyor, hani sözleşmesi bittiği için. Ne kadar fark var arada Galatasaray'ın teklifiyle? Çok fark var. Yani hakikaten ciddi bir şekilde fark var. 4 yıla vurduğunuz zaman yani 30 milyona yakın bir fark var. Milyon TL'den bahsediyorum. TL'den bahsediyorum. Menajerine de verilen ücret Fenerbahçe tarafından daha fazla. Her türlü yapılan anlaşmada Fenerbahçe'nin önerdiği ücret Mert Hakan'a çok daha fazla. Emre Belözoğlu'nun da birebir Mert Hakan'la ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bu açıda yani Mert Hakan hani çok yüksek oranda Galatasaray bu teklife yaklaşır mı yaklaşamaz mı bilmiyorum ama buradan döner mi sence ola? Galatasaray daha üstünü vermesi lazım hani tekrar ama ben yine de döneceğini düşünmüyorum çünkü yani birçok şey halloldu yani Fenerbahçe ile Mert Hakan arasında. O zaman Mert Hakan Fenerbahçe diyebiliriz abi. Diyebiliriz. Aldık maaşı Berkay'dan. Bitti program. Diyebiliriz. Peki Emre Belözoğlu'nun burada şimdi aramasından bahsettin sen. Sadece yüksek rakam verilmesi mi? Şimdi bu çok önemli. Niye biliyor musun? Tarihte, futbol tarihinde yakın geçmiş, uzak geçmiş. Her zaman daha yüksek ücretle bir takıma giden oyuncuların hep o ücretin altında kaldığını hatırlıyoruz. Alper Potuk, Mehmet Topuz gibi. Birçok örnek sayabiliriz. Şu anda ilk aklıma gelenler onlar. Mert Hakan çok yetenekli ve şu anda Türkiye'nin en formda orta sahalarından bir tanesi. Ve yabancı kuralın değişeceğini hesaplayacak olursak gerçekten de bence müthiş bir transfer hamlesidir. Ve Fenerbahçe bu rakamlara eğer imzayı attırırsa Vedat Muriç olayına da biraz benziyor. Çünkü Vedat Muriç de Galatasaray'la daha önce konuşmuş ve hatta Fatih Hoca'yla da bir telefon diyaloğu olmuştu. Sonra Fenerbahçe'ye gitti ve çok da başarılı oldu. Pandemi sürecine tabii tam iyi dönemedi ama bence çok büyük bir kazanç Fenerbahçe için gelecek adına. Mert Hakan da bu yönde bir şey. Ama tarihte genelde aklımızda kalan hep daha yüksek rakama giden oyuncuların o rakamın altında kaldı. Şimdi buradaki önemli nokta Mert Hakan'ın tercih sebebi tam olarak rakam mı? Yoksa Emre Belezoğlu'nun ya da Fenerbahçe'nin bir ortaya bir sistem koyması ya da biz böyle bir sana rol vereceğiz ve sen bu rolde önemli bir parça olacaksın. Ona inandırması mı? Bu fark kesinlikle bence çok önemli. Yani, tabii onu zamanla anlayacağız. Yani evet, o çok net. Yani orada tam olarak ne yaşandığını tabii henüz çok sıcak evet, ama çok sıcak. O fark bence Mert'in performansını belirleyici olacaktır. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mert Hakan bence yani bu Fenerbahçe orta sahasında
Hani kesinlikle adı ilk yazılacak oyuncu olur önümüzdeki sezon. 2-8 numaralı oynanacak olmasında tam tipik Fenerbahçe'nin aradığı bir oyuncu profili diye düşünüyorum. Emre Belezoğlu da bu yönde Mert'i ikna etmiş olabilir. Tabii ki maddi, bu tamamen bu yüzden diyemem. Yani çok ciddi bir maddi fark var arada. Ama önümüzdeki sezonda Mert'in çok daha fazla süre alacağı, yani bir büyük takımda hani biraz yedek oturayım, acaba rotasyon oyuncusu olur mu gibi değil, tamamen ilk 11'de olacağını söyleyebilirim. Deniz Türüç geldiğinde mesela... Öyle bir beklentisi vardı Deniz. Evet, Deniz de mesela Galatasaray'la çok adı anılmıştı. Hatta 6 ay falan bayağı sürdü flört. Ama Deniz'in şeyi şuydu, gelme sebebi. Ben burada ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Zaten Deniz'in bu hani en son maçta yaptığı o günün sorunu değil. Bütün sezon, hatta senin çok güzel bir siparatın vardı. Bir maçta, Galatasaray maçı mıydı? İlk 11 Deniz kullanılıyor. Son taktik antrenmanda Ersun Yanal dönemi. Sonra kenara çekiyor vazgeçiriyor. Ersun Yanal, evet. Diyor ki ben seninle başlamayacağım. Aynen. Bu ve bunun gibi olaylar bazen basına yansıyan, bazen yansımayan Deniz'in performansında çok etkili oldu. Ve o Tahir Hoca'ya yaptığı tepki aslında sezonun genelinin bir özeti. Öyle görüyorum, öyle yorumluyorum ben konuyu. Burada da Mert Hakan forma garantisiyle illaki alınıyordur. Ama formayı bulamadığı takdirde, şimdi Fenerbahçe'de Sivas gibi değil konu, Galatasaray'da tabii da ki, öyle. Tabii ki, tabii büyük ki. Takımda oynamak daha farklı bir, nasıl diyeyim, bakış açısı gerektiriyor. O perspektifi bazen, genişlemesi lazım. Bazen baskıyla da baş etmeniz gerekecek. Şimdi Sivas'ta çarşıya çıktığınız zaman oranın kralı yani. Orada kahramansınız. Tabii. Ama bir derbi kaybettikten sonra sokağa çıkma şansınız bile Türkiye'de maalesef, keşke böyle olmasa. Bağdat ama maalesef problemi olabilir yani Fenerbahçe. Yani Galatasaray için de öyle. Yani Galatasaray'a gelen oyuncular da mesela Tarık Çamdal'ın yaşadığı şeyi hatırlıyoruz, baskıyı. Hı hı. Yani çok yüksek bedellere gelen oyuncular ki burada imza parası ve kişiye verilen oyuncuya verilen ücret dışında bir bonservis yok. Ama yine de bir baskı unsuru oluşturuyor. Umarım böyle bir konu olmaz ki Mert Hakan Fenerbahçe'den de Avrupa'ya gidebilsin. Çünkü amaç o olmalı. Tabii. Mert Hakan kısa sürede bu performans, yani 2-3 sene önce kimse Mert Hakan'ı bilmiyordu yani. Bilmiyordu. 1-2 sezonluk çıkışıyla ki çok sakatlık geçirdi, onun da etkisi var ama Menemen Spor'dan başlayan hikaye. Fakat milli takım için de bence çok gerekli. Dorukhan'ın çıkışını hatırlayalım mesela. Evet, müthiş bir çıkış. Yani Dorukhan'ı Eskişehir'den duyuyorduk. Fena oyuncu ama değil gibi bir algı vardı. Ama Eskişehir gelip formayı alıp milli takıma yükseldi, Fransa'ya karşı oynadı. Yani çok kısa 6 aylık, 1 yıllık periyotlar oyuncuların gelişiminde bizim bu aç ortamımızda, çünkü açız, oyuncuya açız. Genç bir oyuncu gördüğümüz zaman üstüne atlıyoruz oyuncunun. İşte burada Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun faktörü bence burada devreye girecek. Çünkü oyuncunun gelmesinden ziyade Fenerbahçe'de ne yapacağını Emre belirleyecek. Aynen öyle. Çünkü gelmek tamam. Mesela Komolli olsa da belki ikna ederdi. Ama orada sezon içindeki ilişkilerde, diyaloglarda alacak köşeye, diyecek ki sen ne yapıyorsun? Ya da diyecek ki şöyle yap, böyle yap. Çünkü yani o orada Emre'nin faktörü devreye girer. O pozisyonda Mert Hakan'ın da idolü Emre Belezoğlu olabilir. Yani aynı pozisyonda oynuyorlar. Aynen. Yani öyle de bir avantajı var. Ve Emre Belezoğlu'nun bence genel olarak da hani bu yorumu genelde yapabiliriz. Oyuncuların alımından çok, çünkü şimdi sportif direktörlükte şimdi Emre o konuda biraz şey, Emre Belezoğlu daha yani transfer görüşmesi mesela, nasıl diyeyim, Türkiye'de sportif direktör örneği Önder Özen diyelim ya da Sinan Engin diyelim, zamanında transfer görüşmelerine giren kişiden bahsediyorum. Emre Belezoğlu Sinan bence... Sinan Engin daha çok orada tabii. Evet, yani o pazarlık payı, işte oyuncuların başkanlarla konuşmaları, sportif direktörün asıl işi o ama Emre Belezoğlu biraz daha farklı bir sportif direktör figürü çizecek gibi. Oyuncuların performansına da etki sezon edecek. Sezon içinde de direkt olarak oyuncuya dokunabilecek, evet, bir durumu olmalı. O çok önemli. Yani bunu ilk defa göreceğiz. Bakacağız. Çünkü nasıl olacak? Bence Emre'nin en büyük, Emre Belezoğlu'nun en büyük şeyi olacak. Aynen öyle. Yani diğer, istersen Mert Hakan'ı tamamladıktan sonra diğer haberlerden de bahsedelim. Bu bahsedelim, böyle oldu. Bahsedelim tabii ki. İki bölüm yaparız Fenerbahçe. Çünkü bayağı bir malzeme var sende bugün. Aynen öyle. Yani kaleci konusunda da bir yani gelişme olabileceğini duyuyoruz Fenerbahçe'de. Altay yetenekli bir kaleci. Burada çok konuştuk Altay'ı. Hani defalarca anlattık. Hani potansiyelinden bahsettik. Ama hani şampiyonluğa giden bir takımın birinci kalecisi olur mu sorusunu hep sorduk. Hep soru işareti vardı. Aynen öyle. Önümüzdeki sezon yani oraya bir yabancı kaleci transferi Fenerbahçe düşünüyor. Burada isim yok önüne. Şu anda. İsim yok şu anda. Altay'ın önünde olması bekleniyor. Yani Altay'la rekabet, şey de vardı. İşte Volkan'la rekabet eden bir kaleci bulalım. Hani Volkan'ın performansını çekelim yukarı gibi. Öyle değil. Birinci kaleci olarak bir yabancı kaleci düşünüyor Fenerbahçe. Dün de Kasımpaşa maçında Altay hani maalesef yine aynı hatayı, sezon başından beri yaptığı hatayı
yapmaya devam ediyor. O pasla çıkmaya çalışırken topu rakibe bırakma. Hani bir yerde zaten gol yiyeceksiniz. Hani Belanda atamadı Galatasaray maçında. Evet. Ama Yusuf Erdoğan aşırmayı yaptı. Harika bir gol attı. Haftanın en güzel golü. Mükemmel bir gol attı. Golde de bu arada çabuk öne gitmesi hani hemen reaksiyon gösterememesine neden oluyor. O işte hatadan dolayı ama. Yani o hatayı kendi yaptığı için. Tabii bir an önce onu, topu. Onu kapatmak için o refleks bence yanlış tabii ama Altay konusunda şöyle, biz bütün sezon konuştuk. Ben Berkay'a katılıyorum o konuda. Altay evet yetenekli bir kaleci ama Fenerbahçe'nin başarıya bu kadar ihtiyacı olduğu bir sezonda sanki onu kaldıramadı gibi geliyor bana. Evet cepheden müthiş şutlar çıkardı. Birçok maçta maçı etkileyecek kurtarışları da var. Maçta tuttu. Kayseri maçında maçta tuttu mesela. Aynen öyle yani inanılmaz kurtarışları da var. Fakat çok hatası da var. Ama işte bu dediğim şey bu. Standardı yok Altay'ın. Hani... Yok bir gün çok iyi bir gün çok kötü. Bunu kaldırmaz. Önümüzdeki sezon için hele. Yani Ali Koç'un ilk senesi tamamen yani çok büyük bir hayal kırıklığı. Orada kalecimiz kimdi? Harun'du mesela. Evet dış faktörler ki Harun da çok hata yapıyordu. İkinci sene bu sene için dış faktörler de tabii ki etkili ama yine kadro planlamasındaki hatalar, sol bekin oynamaması, stoper konusunda Falet, ondan önce Zanka, Rami yani Fenerbahçe stoper bulamadı. Jason'la oynadı. Evet. Yani evet. Bu bile Fenerbahçe taraftarının sorgulaması gereken bir şey çünkü tıpkı Galatasaray bölümünde söylediğim gibi burada da söyleyeceğim. Ana sebep Fenerbahçe'de daha çok olmakla beraber Galatasaray'a göre hakem değildir. Yani hakem çok büyük bir faktördür ama ana sebep değildir. Fenerbahçe yanlış kadro kurdu. Ya çok iyi geldi 19. haftaya kadar. Evet, doğru bir kadrosu olsaydı. Birden. Ondan sonra dağılmayacaktı bu kadar basit bir ama şekilde. Ama bir de yönetimin özellikle hakemler konusundaki söylemleri. Bütün şey oraya Ertuğrul Yanal'ın, takımın abilerinin hakem. Ya oyuna odaklanmak lazım. Tabii ki pandemi süreci de burada devreye girdi ama bence kaleci konusunda yönetimin aldığı karar sence doğru mu? Sonuna kadar doğru. Yani çok tabii tepki de geldi. Tek sorun Altay mı? Gibi çok mesaj geldi mesela ama ilk sorun Altay. Şöyle söyleyeyim. Hani ben de öyle yazdım. Biliyor musun? Haberimiz yoktu bak bundan. Aynı mesaj cevabı vermiş. Yani sahaya baktığında hani ilk çünkü kaleciden olduğu başlıyorsunuz. Yani tabii ilk yani sorun Altay. Gömleği baştan yanlış iliklediğinizde devamı da yanlış geliyor haliyle. Evet Altay'dan daha büyük hata yapan. Daha kötü performans gösteren oyuncular elbette ki var. Ama bence bir takımın en önemli mevkisi kaleci. Yani bir de karşı yakada baktığın zaman boğazdan böyle Mustera diye bir şey eşiyle sahilde dolaşıyor. Yani şimdi olmaz ki yani. Şimdi Galatasaray şu an şampiyonluk yarışındaysa hani son 2 haftaya kadar ilk yarıdaki Mustera performansı sayesinde. Aynen öyle. Yani tek başına kazandığı sayısız şampiyonluk var. Altay ile Uğurcan mesela bu sezonun başında aynı başladılar bence. Evet. Hani şey olarak Uğurcan seviye olarak. Uğurcan sonra tur bindirdi. Uğurcan 8 level öne atladı Altay'dan. Tabii. Ya bir de şu var Berkay, Fenerbahçe kültürüne baktığınız zaman ya Cihat Arman'dan başlarım. Kaleci dedi, kaleci hani çok iyiydi Fenerbahçe'nin hep yani. Engin devam ederim, Rüşü'den devam ederim, Volkan'la devam ederim. Yani sarı kanal edenmesinin sebebi zaten evet, Cihat Arman. Onu çizen adamdır Cihat Arman yani. O hamlemin.